Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1982 model 123 kasa kupenin Amerikan versiyonunu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz bu aracı komple baştan aşağı restore ettirdim. Bugün itibariyle de restoresi bitti. Yapılan restore aşamalarını da sizlere parça parça anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz araba Amerikan versiyon olmasından dolayı farları ve tamponları bariz bir şekilde belli. Dışarı çıkık oluyor. Hakeza arka tamponlardan da yine bayağı bir fark belli oluyor. Yine bir detaydan bahsedeyim. Bu arabalar arkadaşlar Amerikan versiyonlarda 300 CD dizel, turbo dizel ama orijinal fabrikasyon, Amerikan versiyonu turbo dizel arkadaşlar bu arabalar. Sadece de Amerikan versiyonlarında turbo dizel var arkadaşlar. Döşemeleri de hakeza komple elden geçirttirdik. Gösterge kadranı biliyorsunuz bunlar da mil olur. Araçta 4 cam elektrikli tuşlu klima, elektrikli sunroof, el gazı gibi akla gelen 123 kasalardaki o yıllardaki bütün donanımlar mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar motor bu arabalarda ilk üretilen, yani Mercedes'in hemen hemen ilk üretilen turbo dizel, orijinal fabrikasyon turbo dizel. Bir de 116'larda çıktı sanırsam ilk üretim turbo dizel araçlar. Bundan sonra bildiğiniz üzere 124 kasada da zaten bayağı bir üretildi. Araç restore ederken tabi klima radyatöründen, bu borulardan, hortumlardan aklınıza ne geliyorsa hepsini elden geçirdik, yeniledik. Çünkü akü bile sıfır alındı. Bu tarz arabalarda arkadaşlar yapıyorsanız tamamını yapmakla mükellefsiniz. Evet arkadaşlar, iç ön konsol bilindik, tipik bir 123 kasa. Dizel olmasından dolayı kızdırması var. Hatta sizlere sunroof'u açayım. Dört cam. Arkadaşlar bu arabalarda 4 camın direksiz olmasının şöyle bir avantajı oluyor. Sadece görsel anlamda. Onu da size göstereyim. Şöyle bir görüntü. Son zamanlarda üretilen kupelerde tekrar direksiz versiyona geçildi ama belli bir dönem biliyorsunuz bu direksizlikler kaldırılmıştı. Direkli araçlar üretiliyordu. Aracın orijinal turbo olmasının
çekişteki o performans hissi hiç yadsınamaz arkadaşlar. Muazzam bir çekiş ve performans elde ediyorsunuz. Araba altınızda öyle bir hızlanıyor ki yani. Altınızdaki arabanın 1982 model bir araç olduğunu unutabilirsiniz yani. O denli zevkli bir sürüş. Ve konfor veriyor arkadaşlar. Arabaya yapılanlar arkadaşlar, komple kaporta, boya, motor, şanzıman, döşemeler, aklınızda ne geliyorsa hemen hemen hepsi sıfırdan elden geçirildi. Alt takıma kadar. Tabi bunlar da ister istemez ciddi bir maliyet oluyor arkadaşlar. Şöyle camları kapatayım, biraz gürültü oldu. Hatta biraz ayağımı gazdan keseyim. Kaporta boyayı tabana kadar, saçlara kadar inerek yaptırmanızı tavsiye ederim. Taban saçlarını unutmayın. Çünkü bir kere yapıyorsunuz arkadaşlar. Hakeza motor için de aynısını söyleyebilirim. Tabii bunlar imkanlar dahilinde yapılacak şeyler ama altınızda böyle özel bir araç varsa, ki bu araç 123 kasa kupenin Amerikan versiyonu. Oh. Yağmur da arabamızı bir güzel yağmur değil, yerdeki su birikintisi, o kadar yıkamıştık falan filan, onları da artık o kadar da olacak. Evet sevgili dostlar, bir araç restorasyonunun daha sonuna geldik. Yapımda emeği geçen tüm değerli dostlarıma, herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Restorasyona girmeyi düşünen arkadaşlara da her zaman söylediğim gibi, parçasını bulabileceğiniz araçlara girin. Parçasını tedarik edebileceğiniz markalara girin. Özellikle kupe ve kabrio çok zorlu bir süreç. Yani parçalarını bulmakta çok zorlanırsınız. Ki ben bayağı bir zorlandım. Yani yurt dışından gelen, Almanya'dan gelen, hatta Amerika'dan gelen, hiç pazarda değişik şeylerden gelen parçaların haddi hesabı yok. Bunlar da ciddi bir maliyet. Fakat bu arabanın dört kapılısı olsaydı biz bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Bir şekilde rahat bir restorasyon süreci ile atlatabilirdik ve daha da çok daha da ucuz seçeneklerle. Kupe arabanın ister istemez parçaları da bulunmuyor. Bu araba bir de Amerikan versiyonu arkadaşlar. Garip garip değişiklikler var. Mesela size şöyle bahsedebilirim. Yani şanzımanı bile değişik. Motoru bile değişik. Kaldı ki ilk üretilen turbo dizellerden dedim. 3000 cc'lik bir motor ama tabii ister istemez bu araçtan anlayan usta da çok az. Yani motor kaputunu açtığımda biraz önce gördünüz. El gazından tutun turbo versiyonuna kadar bir sürü teferruat var. Bunlar da ister istemez hem yorucu hem kafa karıştırıcı olabiliyor arkadaşlar. Bu aracın tek eksiği kaldı. Şu anda işte hararet mürşürü değiştirdik ama yine çalıştıramadık. Bunu da ilerleyen süreçte halletmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Herkese saygılar sunuyoruz. Başka bir restorasyon sürecinde, başka bir araçta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Mercedes'te kalın arkadaşlar.